Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde 4. sınıf konularından kesir kavramı ve birim kesir konusuna geçiyoruz. Kesirler zor olduğu kadar bir o kadar da zevkli bir konudur. 3. sınıf videolarımızda kesir kavramı ve birim kesir konusunu işlemiştik. 4. sınıfta yine aynı konunun biraz daha genişletilmiş halini işleyeceğiz. İlk önce konumuzun temelinde Kesir ne demektir? Nasıl oluyor? Onu bir tekrar ediyorum. Kesir bir bütünün ya da birkaç bütünün daha fazla bütünün eşit şekilde kesilmesi, paylaştırılması ve bunun bir kısmının yenmesi, dağıtılması şeklinde söyleyebiliriz. Bazen bu bir pasta olabilir, bazen bir ekmek olabilir. Bazen de kesemeyeceğimiz şeyler olur. Mesela diyelim ki bir sepetteki bulunan şekerler, şekerleri tek tek kesip paylaştıramayız. Bu sefer onların sayısını paylaştırırız. Çok konuyu uzatmadan örneklerimiz üzerinde konumuzu işleyelim. Burada bir bütün görüyoruz. Bunu bir pasta olarak düşünelim. Pastayı dörde kesmişler, eşit olarak ve üç parçasını yemişler. Pastamızın kaça kesildiğini ilk önce altta yazıyoruz. Biz buna payda diyorduk, üçüncü sınıftan hatırlıyorsunuz. Kaç parçası yenilmiş? 3 parçası. Yediklerimizi de üst tarafa yazıyoruz. Ve okurken de şöyle okuyoruz. 4'te 3 veya 3 bölü 4 şeklinde okuyabiliriz. 4'te 3 ya da başka bir şekilde 3 bölü 4 şeklinde okuyabiliyoruz. Üstteki yediğimiz kısmın ismi pay. Altta kesilen miktar. Kaça kesilmiş pastamız? 4'e. O zaman alta 4 yazmışlar. Ve bunun adı da payda. Aradaki çizgiye de kesir çizgisi diyoruz. Gelelim birim kesir neydi? Birim kesirde bir kişinin yediği parçayı gösteren bölüm. Yukarıdaki pastanın birim kesri dörtte birdir. Yani bir kişi ne kadar yemiş? Bir parça yemiş. Mesela bir aile düşünelim. Pastayı getirmişler. Bir tane anne yemiş, bir tane baba yemiş, bir tane de çocuk yemiş. Başka çocuk olmadığı için bir parçasını kimse yememiş. Buradaki pastamızın 4'te 3 kesirimizin birim kesri 4'te 1'dir. Birim kesir bir kişinin yediği miktardır. Yani annenin yediği miktar mesela. Annenin yediği miktar 4'te 1 parça. Babanın yediği o da 4'te 1 parça. Çocuğun yediği o da 4'te 1 parça. Ve yukarıdaki pastada 3 tane 4'te 1 birim kesri var. 3 kişi yediği için 3 tane 4'te 1 kesir var. Alıştırmalarımız üzerinde konumuzu işleyelim. İlk önce buradaki pastanın kaça kesildiğine bakıyoruz. Kesiri yazacağız. Gerçek kesirimizi yazacağız. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu pastayı 8'e kesmişler. Hemen alta payda kısmına 8'i yazdım. Kaç parça yemişler? 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki 5 kişi varmış. Hepsi birer tane yemiş. Kesirimiz 8'de 5 oldu. Peki bu pastanın birim kesri nedir? Bir kişinin yediği parça o da 8'de 1'dir. Evet. Diğer örneklerimizi yapalım. Bakın burada e, bir pasta değil iki pasta var. Bir doğum günü olduğunu düşünelim. Çok misafir gelmiş. Doğum günü yapılan çocuğun arkadaşları da gelmiş. Baba ne yapmış? Bir tane pastanın yetmeyeceğini düşünmüş. O yüzden iki tane pasta almış. Ve hemen e, kesrimizi yazalım. Anne bir pastayı altı parçaya kesmiş. Diğerini de altı parçaya kesmiş. Çünkü haksızlık olmasın. Herkese eşit miktarda düşsün diye bütün pastaları eşit kesmiş. İki pastayı da altıya kesmiş. Hemen payda kısmına altı yazıyorum. Bir pasta altı parçaya kesildiği için o da 6 parçaya kesilmiş. Paydayı 6 yazıyorum. Burada öğrenciler bazen yanılıyorlar. 2 pasta olduğu için 6 parça burada var. 6 parça da burada var. Alt tarafa payda olan kısmı 12 yazıyorlar. Hayır öyle değil. Payda olan kısma her zaman bir pastayı kaça kesilmişse onu yazmalıyız. 6'ya kesildiyse 6. Diğer pasta da 6'ya kesilmiş. Bir pasta daha olsaydı onu da, o da 6'ya kesilecekti. Biz yine paydaya her zaman 6 yazacaktık. Konuyu çok uzatmıyorum. Bakalım kaç misafir gelmiş? Kaç çocuk gelmiş? Kaç parça yemişler? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça burada yemişler. Yetmemiş. Diğer pastadan da 2 tane almışlar. 7, 8. Bakın 6'da 8 oldu. Ya da şöyle okuyabiliriz. 8 bölü 6 oldu bu kesir. Peki bu birim ke bu kesirimizin birim kesiri nedir? Yine payda kısmı 6. Bir kişinin yediği miktar 6'da 1. Yani birim kesirlerde her zaman üstte bir olması gerekiyor. Şu örnekleri yapalım. Aşağıda verilen kesirlerin birim kesirlerini bulalım. Bir pastayı 10'a kesmişler. 8 kişi yemiş. 10'da 8. Bunun birim kesri bir kişinin yediği miktar olduğu için 10'da 1'dir. 7'de 5 kesirinin birim kesri 7'de 1 olarak gösterilir. 9'da 14 kesirinin ya da diğer okunuşla 14 bölü 9 kesirinin birim kesri 9'da 1'dir. Bakın hep birim kesirlerde üstte 1 oluyor. Tekrar hatırlatıyorum. Üstüne basa basa hep söylüyorum. Birim kesir demek bir kişinin yediği miktar demek. Bu pastanın yani şu kesrimizin birim kesri nedir? 45'te 1 kesridir. Bu kesrimizin birim kesri 30'da bir kesridir. Evet, kesir kavramı, ve birim kesirle ilgili anlatacağımız konu bu kadar. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki dersimizde kesirleri biraz daha genişleteceğiz ve kesir çeşitlerini öğreneceğiz. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.